Burada aslında şöyle bir kısaca bir özetleme yapacağım. Allah ile varlık arasındaki münasebeti yine farklı bir veçheden, Muhittin İbn Arabi Hazretleri kendine has farklı bir veçheden ele aldı. Nitekim bunu fütühatın değişik ciltlerinde, değişik yerlerinde hep görmekteyiz. Allah ile varlık arasındaki münasebeti, ilişkiyi veya konuyu nasıl anlamamız gerektiğini farklı farklı veçhelerden ele alarak sürekli ifade etmekte, izah etmekte. Aslında anlatılan hakikat aynı. Mertebeler olarak, veçheler olarak farklı veçhelerden aynı hakikati tamamen pekiştirmek adına renk farkı var. Dinleyiciye, okuyucuya tamamen bu fikri sabitleştirmek, tam izah edebilmek adına detaylandırmış oluyor. Evet. Sorumuz var mı? Var. Buyurun. Hocam sadece toparlayayım. İnsan diyor şeyi gördüğü zaman göklerde ve yerde olan melekutu bırakıp sadece hak ile hakka yönelirdi. Evet. Bu hakikati bilen kişi. Hakkın tabirini de mümkünat olarak kaba olarak söyleyeyim, yani toplu olarak söyleyeyim. Görünen her şey haktır diye. Evet. Anlarsak. Tamam. Sadece hakka yönelmek nasıl anlaşılmalı? Şimdi burada Hazreti Ebubekir'den, Hazreti Ali'den atfedilen sözler vardır. Her nereye, her neye bakarsam ilk önce onu gördüm. Ya da her neye baktıysam ardında onu gördüm. Meselesidir bu aslında. İşte artık bu kemalata, bu bakışa ulaşmış kişi artık her baktığı yerde dahi onu, yani hakkı görmektedir. İş yani eşyanın hakikatini görmektedir. Dolayısıyla bu bilgiye vakıf olan kişi diyor artık hakka yönelir. Yani hakikatini görme hali onda zuhur ettiği için artık o işin hakikatine yönelmiştir. O tarafa bakışını oraya çevirir. Normal avamın bakışı, genelin bakışı, bizlerin bakışı ise mahlukat olarak bakmaktayız değil mi? Göklerde ayrı mahlukat var, yerlerde ayrı mahlukat var. Dolayısıyla her bir mahlukatın detayında belki kalıyoruz. O mahlukatın özü, hakkı ne olduğu meselesine ilk etapta odaklanamıyoruz. Surette eşyanın hakikati dediğimiz. Surette kalıyoruz. Sirete yönelemiyoruz. İşte burada eşyanın hakikatine yöneldiği zaman kişi artık hak ile hemhal olmaya başlar. Hakka yönelmiş oluyor. Hakka yönelmiş. Hocam şöyle anladığım doğru mudur? Yani eşyanın hakikatine yönelmek demek, orada da dediği gibi göklerin ve yerin melekutunu bırakın. Yani görmediğin şeyleri bırakın. Bu şey neden vardır? Onu irdelemek ya da onun hakikatini anlayabilmek midir? Yani hakla hemhal olmak bu mudur? Yani bütün varlık, bütün insan da dahi varlığının sebebini mi araştırmak ya da ona yönelmek midir? Varlığın sebebini araştırmak o görüşe götüren yollardan biridir. Yollardan biridir. Yoksa oraya vardığın zaman değil yani. Oraya götüren bir yoldur yani. Varlığın sebebini sorgulamak, araştırmak. Bütün bu mevcudatın hakikati nedir? Bu soruyu sormak ve bunu öğrenmek gayesiyle işte ilim elde etmek, keşfe yelken açmak oraya götüren bir yoldur. Araç. Yani mümkünleri, yani eşyanın hakikatini anlamaya yönelmek hakka yönelmektir. Evet, eşyanın hakikatini anlamaya yönelmek hakka yönelmektir. Burada eşyanın hakikatini anlamaya giden yolculukta da mecburen bu süreç geçilmesi gerekiyor. Yani çokluktan tekliğe bir seyir var. Yani o çokluğu yolun başında peki ekarde edelim, devre dışı bırakalım derseniz böyle bir şey mümkün değil. O çokluktan, alemdeki bütün o mümkünlerden, o yaratılmış her şeydeki incelikten, teferruattan, halinden, ahvalinden bir ders çıkararak hakka doğru yolculuk yapılır. Çünkü kamil yolculuk budur. Çünkü her şeyden o bir şeyin hakikatini görmeniz gerekir. Her parçayı tesis. Her parçayı bilmeniz gerekir ki bütünü o parça bütünü hakkıyla idrak etme kapısı açılmış olsun. Dolayısıyla parçanın hakikatini bilmek lazım. Yani burada evet ben o bütünü bilmek istiyorum derken
şöyle diyebiliriz. Ben o bütünü bilmek, tanımak istiyorum derken parçayla işim yok. Ben sadece bütüne yöneldim demekle bu iş olmuyor. Bu yol o parçalardan geçiyor. Abi peki bu durumda vahdet kesret olayı nasıl olacak yani? İşte o parçadan yani kesretten vahdete doğru bir yolculuk var. Ama çok zor olmaz mı bu iş yani baktığımızda? Şimdi şöyle eğer tamamen kesretten vahdete doğru yolculuğa çıktıysa kişi henüz vahdet bilgisi, vahdete dair bir bilgi edinmeden kesretten vahdete bir yolculuğa çıktıysa bu çok uzun ve meşakkatli yol. Vahdet hakkında önce şunu bilmemiz gerekiyor. Burada da ifade etti. Her şey onun ilmindeki ilmi suretlerdir. Bu bilgiyi bir yerine bir oturtacağız. Yani alem diye ifade ettiğimiz, alemler diye ifade ettiğimiz ve bu alemlerde mevcut olan her şeyin sadece Allah'ın ilmindeki ilmi suretler olduğunu ilmen öğrendik. İlmen. Bakın ilmen öğrendik. İlmel yakin mertebesinden. Bu bilgiyi bir oturtmamız gerekiyor. Çünkü ondan sonra kesretten vahdete doğru yolculuğumuzda bu bilgiyi her daim kullanmamız gerekiyor. Bu bizim elimizde terazi, ölçü. Eğer bu teraziyi kaçırırsak kesretten vahdete gittiğimiz yolculukta yolumuz sarpa sarar. Bu sefer akıl yürütme devreye girer. Akıl yürütme yoluyla insan yanlışa sapar. Ya bu bilgi yani vahdet bilgisi. Onun için Muhittin İbn Arabi Hazretleri hep diyoruz ya bizim yolumuz da bu yol üzeredir diyoruz. Önce vahdetin bilgisini bilgi olarak verir. Alemdeki her şey Allah'ın ilmindeki ilmi suretlerdir. Vahdeti vücut dediğimiz görüş. Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin ifade ettiği, savunduğu vahdeti vücut görüşü. Öncelikle bu görüşü bir belli bir düzeyde insan kendine oturtması lazım. Bu görüşü bir benimsemesi lazım. Ki ondan sonra kesretten vahdete yapacağı yolculukta hep o mihenk taşı ölçü olacak. Bütün meseleleri o mihenk taşına vurarak ölçtüğünde, değerlendirdiğinde terazi şaşmaz. Eğer o mihenk taşını elinden kaçırırsa kesretten vahdete giderken dediğim gibi arazi çok engebeli. Çukurlar var, uçurumlar var. Neler neler var yani. Dikenler var, taşlar var. İnsan yolu sarpa sarar. O yolculuğu tamamlamaya bilir. Senin dediğin meseleyi anladım ben. Ama önce bu vahdet meselesiyle alakalı bilgiyi ilmel yakin olarak edindikten sonra kesretten vahdete yolculuğumuz. Yani o yolculuğun da sonu yani kamil manada sonsuz bir yolculuk. Bilme manası. Tabii onun sonu yok. Mutlaka derecelenme var. Kamil, daha kamil, daha kamil, daha doğru diye derecelenme var. Bu yolculukta asla ve kata son diye bir şey yok. Böyle bir şey mümkün değil yani. Bu bilgiyi elde ettikten sonra ayrıntı kemalattamış. Ondan şeye mi gireceğiz? Aynen öyle. İşte bu bilgiyi elde ettikten sonra kemalat nerede oluyor? Ayrıntıda. Detayda. Teferruatta. Biz ne yapıyoruz? O zaman kesretten vahdete yolculuğumuzda detaydan, ayrıntıdan almamız gereken kemalatı alıyoruz. Özü doğru. Yolculuğa hem seyri sülük devam ediyor hem de kendimiz adına o kemalatı elde etmiş oluyoruz. Yani daireden noktaya yani gidiyoruz. İnsanı kamil o zaman ayrıntıda her detaylarda yani insanı kamil. Yani. İnsanı kamil tabii ki bütün detayları, detaylardaki kemalatı görmüş kişidir insanı kamil. Çünkü ayrıntıyı da detayda o işleyişi görecek ki kemalat onun adına gerçekleşsin. Tabii insanı kamil bu durumda ne olmuş oluyor? Bütün ayrıntıyı detaya bilgi olarak vakıf olmuş oluyor. Bütün parçaları tanımış oluyor. Bütün parçaları tanımış oluyor. Aynen öyle. Tabii. Bütün parçaları tanımış oluyor. Evet. Ben bir soru sorayım. İnsan iki tarafta korunurken iki tarafı da korur diye bir ibare kullandı. Buradan neyi anlayacağız mesela yani? Bu iki uç dedi ya şimdi yaratılış, varlık. Varlık yani mümkün ortadadır dedi. Mümkün. Kendini mümkün olması hasebiyle bir zorunlu yaratan var. Zorunlu bir yaratıcı var. Mümkünü. Mümkün adı altında. Burada iki ucun ortasında bulunuyor mümkün. Yani varlık. Dolayısıyla iki ucu
Aynı zamanda bu mümkün koruyor. Yani yokluk ile varlığa getiren, kendisini var eden arasında bir berzah durumunda. Bir cihetten zahir ve batın arasında bulunmuş oluyor. Bir cihetten böyle de değerlendirebiliriz meseleyi. Yokluk ile varlık arasındaki varlığa getiren, yokluk ile varlığa getiren zorunlu varlık arasında bulunan şey oluyor bu. Zahirde gayb, gaybde zahirdir dedi. Evet, akabinde de öyle dedi. Zahirde insan, zahirde gaybdır hakikatte. Konunun ilerleyen kısmında. Gaybde de zahirdir dedi. Yani insanın gaybe uzanan batini yönüne de işaret etti. Burada koruyucu olması meselesinde işte iki ucun arasında bir şey bulunduğu zaman bir sınır, bir hat teşkil ediyor. Neyi teşkil ediyor? Varlık. Yani mümkün. O sınır mümkün oluyor. Abi, mümkün yokluk ile varlık arasında hayretle nitelenir dedi mesela. Mümkün yokluk ile varlık arasında hayretle nitelenir dedi. Evet. Nitelenir dedi yani dedi. Şimdi şekillenir. Hayretle nitelenir. Şimdi yok mu var mı abi? İşte hem var hem yok. İşte hayret buradan geliyor. Var da yok da. Yok neye göre yok? Allah'ın zatından mevzu bahis olacaksa hiçbir şey yok. Vücut kokusu almamıştır. Evet, varlık vücut kokusu almamıştır. Var neye göre var? Allah'ın ilmindeki ilmi suret olarak mevcut. Dolayısıyla varlığa bir zuhurat var, çıkış var. Kime göre? Bize göre. O zaman bir cihetten alemdeki varlıklar gözüyle baktığın zaman varız. Zatın gözüyle meseleye bakıldığı zaman yokuz. Şeriata göre diyebilir miyiz? Şeriat da zaten alemdeki sistem oluyor. Tabii şeriata göre var. Kesrete göre. Kesret aleminde varız. Evet. Şehadet aleminde varız. Var olarak nitelenmekteyiz. Ve işin enteresanı işte hayret edilecek mevzulardan birisi de ebediyen de var olacağız. Bir de o var. Halbuki biz mümkün olmamız hasebiyle hadis varlığız. Hadis varlık olmamız hasebiyle baki değiliz. Hayaliz. Bekamız yok. Evet. Ama Allah'ın bizi baki kılmasıyla baki kalacağız. Yani ebedi, sonsuz deniliyor ya, cennet ve cehennem ortamı sonsuz. Ebedi bir hayat. O zaman mümkün ebedi olarak varlığa geliş itibariyle bir başlangıç noktası var. Ama varlığa geldikten sonra, insan için konuşuyorum, sonu yok. Devamı. Tecelli kesilmediği için. Tabii. Yani Allah-u Teala kendi kendisi bizi baki kılıyor. Onun baki kılmasıyla baki oluyoruz. Tecelliden dolayı. Tabii. Burada da hayret edilecek bir mevzu oluyor işte. Yani hem varız hem yokuz hem bakiyiz. Onun ilminde bulunmamız hasebiyle ezeliyiz. Diyor ya. Bakın yani. Ne içinde ne dışında. Evet, ne içindeyiz ne dışındayız. Yani farklı veçelerden, mertebelerden baktığımız zaman çok farklı hükümler çıkıyor. Hocam bunu bu kalıpta anlamak lazım. Meseleye bakarken tabii. Evet. Yani her durduğumuz yerden baktığımızdaki hüküm değişecek. Bu budur diyoruz. Döndük buraya geçtik. Oradaki hükmümüz değişiyor. O zaman budur diyoruz. Mertebe değişti. Şey dedi ya, bir şey bilmek bilinende bilinmeyen bir yön kalmaksızın gerçekleşmez. Evet. Yani bunu buradan bildin, diğer tarafları bilmedin. Muhakkak bilinmeyen yönleri kalmış olur. Tabii. Kalmış olur. Ama o şeyi bildim diyebilmen için veya gerçekten bilmiş olman için bilinmeyen yön kalmaması gerekir. Evet. Yani bütün yönleriyle o şeyi bildiysen şayet, evet bunu bildim diyebilirsin. Başka türlü bu şeyi bildim diyemezsin. Bir veçesini bilmişsindir. Bilmediğin veçesi vardır diyor. Öyle ifade ediyor, evet. Bir de son dönemlerde insanın batını hiçbir zaman bilinemez dedi mesela. Evet. Çünkü dedi, neden dedi? Gaybden uzanan zahir kısmıdır dedi insan. O mutlak gayb var ya, o Allah'ın bildiği gayb. Ancak anahtarları Allah'ın elinde olan gayb var ya, o gaybden uzanan gölgedir ya da zahir kısmıdır insan. Batını nerede? O gayb kutusunun içerisinde. Gayb
alanlarının içerisinde. Peki gayb alanlarının içerisindeki şeyin ne olduğuna dair bize ne bilgi verilmiş? Şu bilgi verilmiş. Allah Adem'i kendi sureti üzere halketti. Benzerine zatıyla, benzer olmayana misliyle. Muamele eder. Muamele eder. Evet, benzerine zatıyla. Yani Allah'ın benzeri olması burada, teşbih var burada. Benzer derken sureten benzer değil. Çünkü Allah'ın zatı üzerine tefekkür edilemez. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Tefekkür etmekten men edilmişiz. Sureten Allah'ı bir suret üzere düşünemeyiz. Bu mümkün değil. Buradaki benzer derken şunu kastediyor. Yani sıfatları. Evet. Benzerine zatıyla muamele eder. O zaman insanı kamil daha çok benzediği için ona zatıyla mı muamele ediyor? Tabii ki. İşte bakın Allah'ın işte o batını, sır olan batını var ya insanın. İnsanın batını sırdır. Zatı. Ben ruhumdan üfürdüm dediği yer var ya işte. O bütün sırrı yerleştirdiği yer var ya Adem'e, Hazreti Adem'e o nefes etti. Ruhundan üfürdü. Ne var? Sırrını yerleştirdi. İşte burası insanın batınının olduğu kısımdır. İnsanın batınında daha nice sırlar vardır da işte yer geldikçe Muhittin İbn Arabi Hazretleri bunları ifade edecek, açacak. Ama nasıl açacak? Direkt açmayacak. Cümlelerin içerisine yerleştirerek bırakacak ki orada ehli olan görsün. Oraları ehli olan cımbızlasın, alsın. Ben insanın sırrıyım. İnsan da benim sırrımdır. Sözü oradan geliyor işte. Oradan. Ben insanın sırrıyım. İnsan da benim sırrımdır. Evet. O sözün hakikati buraya dayanıyor. Abdülhamid o sırrı. Gelen Hazretleri'nde böyle. Hitabı o şekildeydi. Evet. Burada demek ki buradan da anlıyoruz ki insanda öyle bir sır var ki, öyle bir sır yerleştirilmiş ki işte o mükemmelliği insanın oradan geliyor. Ama hangi insan? İnsanı kamil. Tabii. İnsanı kamil. Hayvan insan. Hayvan insan değil. Hayvan insan değil. Burada Muhittin İbn Arabi Hazretleri insanı ayırıyor. Bir insanı kamil. Yeryüzünde işte o ne dedi? O gayb hazinesinin ilk anahtarı dedi. Açığa çıkarttığı insanı kamildir dedi. Gayb anahtarından ilk açığa çıkarttığı anahtar insanı kamildir dedi ki o ne oluyor? Hakikati Muhammediye. Nuru Muhammediye. İnsan kamil odur. İlk gayb anahtarından açığa çıkan oydu zaten. O ilk nur, ilk cevher. Ondan sonra sebepsiz yaratılan. Ondan sonra Allah-u Teala bütün her ne yarattıysa, bütün yaratmış olduğu her şey o nuru Muhammediye'den halk oldu. Dolayısıyla o nuru Muhammediye'yi özü itibarıyla, hakikati itibariyle, cevher olması itibariyle biz ona tasavvufta ne demişler? Ahmediyet mertebesi demişler. Yeryüzünde beşer olarak zuhur edip aramızda zuhur edip ortaya çıkması mertebesine de Muhammediyet demişler. İsmi Muhammed oldu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Beşer olarak yeryüzünde zuhur edip aramızda ortaya çıktı. Bunun ama hakikati Ahmediyet ki nuru Muhammediye. Hakikati Muhammediye dediğimiz veçhesi. Dolayısıyla Allah'ın burada tabir ederken Muhittin İbn Arabi Hazretleri böyle kullanıyor ya, gölgesi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. En kamil gölge, zıl. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in gölgesi, kamil gölgesi de gerçek varisleridir. Yani insanı kamillerdir. Yerleri suyu. Evet. İşte o zaman insanı kamil yeryüzünde o devirde bulunan insanı kamil her kim ise o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aynadaki yansıyan suretidir, şeklidir. Gölgenin gölgesi. Aynen. Yani o insanı kamile bakıldığında Resulullah Efendimizin Muhammediyeti görülür. Çünkü onun aynadaki yansıma şeklidir. O insanı kamilin adı Ali olur, Veli olur, Hasan olur, Hüseyin olur. Ama özü itibariyle Resulullah Efendimizin yansımasıdır. O benim varislerim dediği işte. Nur'a en yakın olan. Tabii. Bunu da bu şekil anlamamız lazım. İnsanın sırrı da, gaybdeki sırrı da bu oluyor işte.
Var mı başka sorumuz? Ancak o mertebeye çıkınca o sıra açılır değil mi hocam? Muhakkak tabii ki. Biz şimdi her ne kadar burada kitaptan okusak da bu sırlara dair, biz dedin ya suyunun suyunun suyu, biz sırların sırlarının sırlarına vakıf olabiliriz. Bu okumayla ilmel yakîn mertebesinden o da ne kadarını anlayabildiysek, idrak edebildiysek. Ama bunun ilmel yakînin bir öte basamağı var ki aynel yakîn. Bir daha öte basamağı var ki hakkal yakîn mertebesi. Tabi bunlara ermek lazım ki o sır aşikar olsun, açılsın. Yoksa böyle sırrı bildim, tamam, buldum denilecek bir şey değil bu. Tabii. Var mı başka sorumuz? Bu herhalde. Buyurun. Ben söyleyeyim mi? Onunla var olduğumuz gibi o da bize bağlıdır. Evet. Onunla var olduğu gibi o da bize bağlıdır. İlah olması yönünden dedi abi. Evet. Burada ilahlık mertebesinde dediniz. Evet. Hak alemlerden müstanidir denilince zat mertebesi denildi. Şimdi burada hak kelimesi geçti. Alemlerden müstahidir dedi. Şimdi ondan evet. Sonra ilerisinde de Allah alemlerden müstahid değildir dedi. Müstahidir. Müstahidir mi? Müstahidir dedi. Allah alemlerden müstahidir dedi. Yok öyle dedi. Allah alemlerden müstahidir dedi. Ama hak öncesinde hak alemlerden müstahidir dedi abi. Evet. Öncesinde de hak alemlerden müstahidir dedi. Burada hak alemlerden müstanidir derken, bakın biz şimdi Muhittin İbn Arabi Hazretleri bunu ifade ediyoruz diyoruz ya, hak kelimesini İbn Arabi Hazretleri yerine göre farklı anlamlar yükleyerek kullanmakta. Hak bir insanın hakkı hukuku meselesinde kullanılan bir kelime olduğu gibi, hak zuhura gelen mevcudat, alemler anlamında da kullanılmakta. Hak ne diyor? Yer ve gök ve arasındaki her şey hak ile yaratıldı diye burada ifade ederken hak, Kur'an-ı Kerim'de yaratıldı. Burada evet hak olarak yaratıldı derken, burada bütün yaratılmış mevcudata hak ismi verilmiş oluyor. İbn Arabi Hazretleri burada da kullanıyor. Bir de Allahu Teala'nın hak diye ismi var. 99 isminden Esma-i Hüsna'dan hak ismiyle de ifade edilmekte. Hak derken de Allah'a işaret etmek adına, ama tabii mertebesince, hak olması mertebesinden işaret etmek adıyla. Burada benim zannımca hak alemlerden müstanidir dediği yer zata açılan bir kapı olmuş oluyor. Evet. Çünkü başka türlü olması mümkün değil. Çünkü hak zaten alem. Öbür tarafta evet ilk ifadede de buyurduğu gibi ne dedi? Onunla ondan gayrı değil. Olduğumuz gibi o da bize bağlıdır. Evet, aynen. İlahi olması yönünden dedi. İlah olması yönünden dedi. Burada işte hak dediğimiz zaman yaratılmış her şey kastedildiği için burada bu mertebeye işaret edilir. Ama hak alemlerden müstanidir ifadesinin geçtiği yeri burada hak kelimesini o zaman zata yönelik düşünmemiz lazım. Çünkü alemlerden müstani olan Allah'tır. O Allah'tır derken de neye işaret ediyoruz? Zata işaret ediyoruz. Evet, tabii. Çünkü zat alemlerden müstanidir. Neden? Çünkü zat ile mevcudat arasında hiçbir bağıntı, ilinti yoktur. Ne bakımından? Vücudi bakımından. Vücut bakımından hiçbir ilişki yok. Çünkü bütün mevcudat Allah'ın ilmindeki ilmi sureti. Benim nasıl ki vücudi bakımdan zatım ile vücudum ile kafamda hayal kurduğum hayal arasında bir zati ilişki olmadığı gibi, vücudi ilişki olmadığı gibi hayalim ile benim vücudum arasında bir ilişki var mı? Hiçbir ilişki yok. İşte Allah ile, teşbihte hata olmasın, anlaşılabilmesi için böyle örnek veriyoruz. Allah'ın zatı ile mevcudat arasında vücudi bir bağ ilişki yoktur. Bu ilişki nasıldır? İşte anlatılan bu mertebelerden. Anlatılmak bile vücut kokusu almamıştır demiş. İlahi, varlık vücut kokusu almamıştır. İlahi o zaman yani. Efendim? Hatta orada dedi ya abi, idrak edenin nuru, idrak edilenin nuru. Evet, iki nurdan bahsediyor. İki nurdan bahsediyor evet. Yani. Zaten Allah yerin ve göğün nurudur. Bu da ortada. Bu hakikatten hareketle baktığımız zaman bir de iki nurdan bahsetti. Bir, idrak edilenin nuru, eşyanın. İki, onu idrak edenin nuru. İki nur olması lazım ki
görüş olabilsin. Anlaşılabilsin yani. Ama ikisi de nur neticesi. İkisi de nur. Zaten ondan gayrı da değil. O gayrı değil. Kapıyı da ondan sonra en sonunda oraya çıkar. Başka yok zaten. Yok zaten. Bütün mevcudat hak. Hak ise o. Evet. Anlatabilmek için. Tamam. Hocam şimdi cismin 3 noktasından bahsetti. Yani 3 boyutundan. Boyut, evet 3 boyut. Derinlik. Genişlik. Genişlik ve uzunluk. Evet. Yükseklik. Peki, bunlarla hüviyeti, yönelmesi ve ol sırrını karşılaştırdık. Evet, yani 3'e 3 karşılık getirmiş evet, oldu. Hüviyeti, yönelmesi, mertebe olarak. Yönelmesi ve ol sırrı. Hüviyeti, yönelmesi, iradesi evet. Ve sözü, ol sözü. Ol sırrı. Sözü, şimdi evet. Ol sırrında hocam, hani bir önceki konularda bir şeye ol demesi için onların idrak sahibi olması gerekir şeyi vardı. Hakikaten evet. Öğrendik. Evet. Burada da nur sayesinde her şey malum haline gelir. Bilinen haline gelir. Evet. Mesela bu ışıkları kapatsak bunlar gene burada var. Bütün ama bilinmiyor. Burada, ama bilinmiyor. Görülmediği için. Işık açtığı zaman görünüyor. Evet. Yani bu şeyi nasıl alamamız, bu durumu nasıl alamamız gerekiyor diyelim. Şimdi, nur sayesinde her şey malum haline gelir. Yani her şey zaten var. Nur sayesinde mi açığa çıkıyor? Bu bilgi nasıl idrak etmek? Nur sayesinde açığa çıkıyor. İşte evet. Allah burada hem idrak edenin nuru yine Allah'a dönüyor. Allah oluyor orada. İdrak edilenin nuru da Allah'a dönüyor. Yine Allah oluyor. Dolayısıyla dedik ya varlıkta haktan gayrısı yok. Hak diye tabir ettiğimiz her şey de Allah'ın nuru olduğuna göre her şey nurdan ibaret o zaman. Biz perdeli olduğumuz için farklı görüyoruz. Biz tabii ki burada idraklerimiz belli bir düzeyde olduğu için işin hakikatine vakıf değiliz. Belki de şurada Resulullah Efendimiz'in sözünü aldı. Ne dedi? Hani onu Rabbini gördün mü? Nasıl göreyim? Diye. Nasıl göreyim? O bir nurdur. İşte o mertebeden yani onun oyum zaten, onun parçasıyım. Parça bütünü görmesi mümkün mü? Mümkün değil. Ya da o kadar yakın kişi. Yakın. Ama bir cihetten de parça biliyordu yani. O parçada. Bir cihetten bilir. O zaman da bildiği cihetteki mertebeden de sözü şu oldu. Yine bir sahabe sorduğu zaman genç suretinde gördü. İşte beni gören hakkı görmüştür dedi. O da var. O geldikten sonra, Miraç'tan indikten sonra beni gören hakkı görmüştür orada dedi. Orada mesela evet. Bilinen, hissedilen, tahayyül edilen her şey nurdur dedi mesela. Nur, evet. Aslında her şey nur. Yani bizim varlık diye, alem diye ve alemin içerisindeki teferrua, detay diye ne sayarsak sayalım hepsinin özü aslı neye dönüyor? Nura dönüyor. Örneği verirken de nasıl örnek verdi? Nokta, daire, bütün daire, çizgiler hepsinin dedi aslı nedir dedi? Noktadır dedi. Hocam Hazreti Ali'nin bahsettiği noktada bu muydu? Ben beynin altındaki noktayı. Yani bir cihetten tabii ki buraya çıkıyor yani nokta. Çünkü her şey o noktadan var oldu. O nokta, işte o nokta, o cevher, o nüve, nuru Muhammedi. Hakikati Muhammedi. İşte ona ne diyoruz? Hak. Ona ne diyoruz? Allah'ın nuru. Kalem. İlk akıl. Farklı mertebelerden birçok isim alıyor. Hepsi kalem. Tabii. Yani mertebesine göre isimleri değişiyor. Çünkü hangi mertebeden anlatılması gerekiyorsa, izah edilmesi gerekiyorsa ona göre de isim. Bak bir yerde baktık. Ne dedik? Şimdi nokta dedik. Öbür tarafta hakikati Muhammedi dedik. Öbür tarafta Ahmediyet dedik. Öbür tarafta kalem dedik. İlk var olan. Peki hepiniz bir tekten yaratıldınız dediği şey de mi? Tabii. Bir, her şey o birden yaratıldı işte. Vahdaniyet o zaman o. Tabii. İşte tabii. Vahidiyet buraya çıkıyor zaten. Kapısı buraya açılıyor. Ahadiyet o. Yok, yaratılma mevzusunda vahidiyete çıkar kapı. Ehadiyet ayrı. Ehadiyet tekliktir. O Allah'ın zatıyla alakalı bir mevzu. O mertebe Allah'ın zatına açılan bir kapıdır. Ehadiyet. Orası bize kapalı. Tam sıfır. Ama vahidiyet mertebesi dediğimiz zaman işte o bir. Her şey o birden yaratıldı. O bir ne? Nuru Muhammedi. Hakikati Muhammedi. Bütün kesret o vahdetten zuhur etti, çıktı. Burası da vahidiyet mertebesi. Bir, çünkü vahid demek bir demek. Her şey birden yaratıldı. Bunu
bugün farklı bir veçheden izah etti. Daha önce geçtiğimiz konularda da matematiksel izah etmişti, hatırlayın. Bir, her şey dedi, bir rakamının toplanmasıyla birçok sonsuz sayılar üretebilirsin dedi. Ama nihayetinde hep bire başka biri ilave etmekle üretirsin. Evet. Dolayısıyla her şey birden çıkmıştır. Başka sayı yoktur dedi bir yani. İki dediğin iki tane bir. İki tane birden tabii. Yani vahidiyet mertebesini böyle de izah etti yani. Bakın. Tek rakam 3 diye başlıyor değil mi? Yani kimya tarafından izah ediyor. Fizik tarafından izah ediyor. Geometri tarafından izah ediyor. Matematikten izah ediyor. Felsefeden izah ediyor. Yani farklı farklı veçelerden hep Allah'ın birliğini izah etmiş oluyor yani. Evet. Tevhidi izah etmiş oluyor burada. Belki bazı izahatlarda izahatlar çok uzun gibi gelip sıkabilir. Bildiğimiz şeyler olduğundan dolayı olabilir. Veyahut da bazı yerlerini anlayamaya olabiliriz. Bu yönden sıkıcı gelebilir. Ama burada çok geniş bir perspektiften meseleyi ele aldığını görüyoruz Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin. Her idrak sahibinin anlayacağı bir noktadan tutturmak istiyor. Herkese hitap ediyor yani. Belki buradaki izahat size hitap etmemiş olabilir. Veyahut da matematik konusundan izah yaptığı izahdaki o vahdet meselesi matematikle arası iyi olmayanın anlayamayacağı bir mesele olabilir. Ama diğer taraftaki, diğer veçheden yaptığı izahatı o insan kavrayabilir. Nihayetinde kavramamız gereken o hakikat değil mi? O hakikati kavratmak için uğraşıyor işte. Farklı farklı veçelerden oradan anlatıyor, buradan anlatıyor, buradan anlatıyor. Nihayetinde aynı hakikati anlatıyor yani. Kavrayabilmemiz için. Allah kendisinden razı olsun. Bizi de faydalananlardan eylesin. Diyelim. Bu hafta da sohbetimizi böylelikle tamamlamış olduk.